Mehtap, taraflar Cenevre'de aslında taviz vermeyeceklerini söyledikleri taban tabana zıt taleplerle masaya oturdukları için bu görüşmeden çok çok büyük bir açılım beklenmiyordu. Ama anladığımız kadarıyla yapılan açıklamalardan tarafların durduğu yeri anlaması için önemli bir fırsattı denilebilir. 90 dakika süren görüşmeden Amerika'nın beklentisi Rusya'nın bundan sonrasında diplomasi yolunu izlemek isteyip istemediğini anlamaktı. Ve gelinen noktada diplomasiye biraz daha zaman ayrılacak, zaman tanınacak gibi görünüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Lavrov'la yaptığı görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi ve Rusya'nın bu görüşmede Ukrayna'yı işgal etme planının olmadığını bir kez daha ısrarla tekrarladığını söyledi. Ama Blinken dedi ki herkesin gördüğü bir duruma bakıyoruz. Böyle bir durum karşımızda. Bu nedenle burada önemli olan sözler değil icraattır diyerek Rusya'nın bu konuda Batı'yı eğer ikna etmek istiyorsa ve bu durduğu yeri kanıtlamak istiyorsa Ukrayna sınırından askerlerin çekmesi gerektiğini söyledi. Şimdi birkaç gündür yayınlarımızda aktarıyoruz. Rusya bir takım taleplerde bulunmuştu Amerika'dan ve NATO'dan. NATO'nun doğuya doğru daha fazla genişlemeyeceğine ilişkin, yani Ukrayna'nın NATO'ya üye olmayacağına ilişkin hukuki bağlayıcılığı da bulunan bir güvence talep etmişti. Hatta Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde de Rusya'nın hem Amerika ile hem de NATO ile bir anlaşma taslak metni yayımlanmıştı İngilizce metin olarak ve 17 madde yer alıyordu bu metinde. Rusya buna yazılı bir cevap beklentisi içindeydi. Amerika Batı buna yazılı cevap verecek mi vermeyecek mi tartışmasında Lavrov'la yaptığı görüşmede bu artık netleşmiş oluyor. Amerika Rusya'nın bu taleplerine yazılı olarak önümüzdeki hafta cevap verecek. Rusya'nın beklentisi Amerika'nın bu taleplere yani 17 maddeden oluşan talebe tek tek yanıt vermesi, durduğu yeri anlatması. Dolayısıyla önümüzdeki hafta Amerika bu taleplere yazılı olarak yanıtını ilettikten sonra bir Lavrov-Blinken görüşmesi daha olacak gibi görünüyor. Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Blinken'la yapmış olduğu görüşme için yapıcı dedi, faydalıydı dedi. Şimdilik doğru yolda mıyız, değil miyiz? O konuda bir şey söyleyemem. Tekliflerimize Amerika yazılı olarak kağıt üzerinde yanıtını verdiğinde bunu göreceğiz dedi. Şunu söyleyelim. Baltık ülkelerinden yani NATO'nun doğu kanadının ön cephesinden Estonya, Litvanya ve Letonya ülkeleri bu üç ülke Ukrayna'ya savunma desteği, savunma yardımı gönderecek önümüzdeki günlerde. ABD Dışişleri Bakanlığı da ABD yapımı silahların ki aralarında uçak savar füze ya da zırh delici füzeler de var. Bunların Ukrayna'ya gönderilmesi için yeşil ışık yaktı. Bundan sonrasında peki bir Biden-Putin görüşmesi olabilir mi? ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken eğer verimli olursa yani sonuç çıkabileceğini düşünürsek, faydalı olacağına kanaat getirirsek bu olasılığa da kapıyı kapatmadıklarını belirtti. Dolayısıyla Cenevre'de yapılan Blinken-Lavrov görüşmesinden çıkan en önemli sonuç biraz daha yani Amerika Rusya'nın taleplerine yazılı olarak cevabını iletene kadar biraz daha diplomasiye zaman tanınmış gibi olacak denilebilir. Şunu hatırlatalım, hafta sonunda ABD Başkanı Joe Biden Camp David'de olacak ve ulusal güvenlik ekibiyle hem sanal ortamda hem de fiziksel olarak yüz yüze bazı görüşmeleri olacak, değerlendirmeleri olacak Ukrayna konusunda Mehtap. Peki bu görüşmeler sürerken yaptırım seçenekleri de masada. Senato'daki hazırlığı biliyoruz. Beyaz Saray'dan dün bir açıklama geldi ve son olarak Amerika Maliye Bakanlığı aralarında iki parlamento üyesinin de bulunduğu dört Ukraynalı yetkiliye yaptırım açıkladı. Dün bu kişiler bu sene Ukrayna'nın işgaline zemin hazırlama çabalarının bir parçası olmakla suçlanıyorlar. Amerika'nın gündeminde hangi yaptırım seçenekleri var? Mehtap önce ABD Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı 4 Ukraynalı yetkili, ikisi eski yetkili, ikisi de senin belirttiğin gibi parlamento üyesi. Onlara ilişkin yaptırımların ayrıntısına bakalım. Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırımların hedefi olan iki parlamento üyesi Taras Kozak ve Oleh Voloshin. Taras Kozak Ukrayna'da çok sayıda haber kanalının denetimini elinde bulunduruyor ve bu medya kanalları aracılığıyla da Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin yakın çevresi ve 2020'de yapılan seçimlerle ilgili yanlış bilgi yaymakla
suçlanıyor şu Kozak. Ve Voloshin de diğer parlamento üyesi Ukrayna hükümeti yetkililerine zarar vermek amacıyla Rusya'nın güvenlik ve istihbarat servisi FSB ile çalıştığı belirtiliyor. Yine ABD Maliye Bakanlığı'nın yaptırım açıkladığı isimler arasında Ukrayna'nın eski Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Bakan Yardımcısı Vladimir Sivkovich de var. Bu da önemli bir isim. Bir diğeri de yine Volodymyr Oloynik. Bu kişinin de Ukrayna'nın önemli altyapı bilgilerini toplamak üzere FSB'nin talimatıyla çalıştığı belirtiliyor. Ve Maliye Bakanlığı yaptırım listesine aldığı bu 4 kişinin Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin yürüttüğü dezenformasyon çabalarına katıldıklarını, bu çabalarda rol oynadıklarını belirtiyor. Tabii başka yaptırımlar da, yaptırım seçenekleri de masada. Bunların boyutu ne olacağı, Rusya'nın bundan sonra atabileceği adıma bağlı olarak şekillenecek. Örneğin mali bir takım yaptırımlar olabilir. Rus bankalarıyla yürütülen tüm işlemlere yaptırım uygulanabilir, mal varlıkları dondurulabilir. Hatta daha da ileriye giderek ki uluslararası küresel mesaj sistemi olan SWIFT'ten, finansal sistemi olan SWIFT'ten Rusya'nın çıkarılması gündeme gelebilir. Veya tahvil piyasasına darbe niteliği taşıyan bir takım yaptırımlar, adımlar atılabilir. Belirli bazı Rus yetkililere, kişilere yaptırım getirilebilir. Farklı seçenekler masada Rusya'nın ne adım atacağına bağlı olarak. Şunu söyleyelim, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 gün önce yaptığı bir açıklama tepki görmüştü. Hem Ukrayna'da hem de Amerika'da Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden. Küçük bir sınır ihlali ya da küçük işgal olursa gibi bir cümle. Biden dün o sözlerine açıklık getirdi. Dedi ki herhangi bir Rus askeri biriminin Ukrayna sınırını geçmesi halinde bu işgal olur dedi. Her ne kadar bazı kesimlerce gaf olarak nitelense de aslında Biden'ın bu sözleri bir yandan da Rusya'nın atacağı adımla ilgili bir takım komplikasyonlar olabileceğine de aslında işaret ediyor uzmanların yaptıkları değerlendirmelere göre. Örneğin Biden da bunu söyledi. Rusya'nın çok uzun bir tarihi var. Örtülü bir takım adımlar atabileceğine ilişkin dedi. Öyle bir imada bulundu. Dolayısıyla önümüzdeki hafta diyelim önemli, Amerika'nın Rusya'ya vereceği yazılı yanıt açısından.